Merhaba, İstanbul Hepimizin Gelişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programını izlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım, yine Ali Vatansever bizimle birlikte rejide. Bugünkü programda iki sevgili konuğum var. Konuklarım İstanbul Kültür Sanat Vakfı Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden öğretim üyesi Profesör Doktor Itır Erhalt. Kendileriyle bugün kültür sanat dünyasında toplumsal cinsiyet, tartışmalı konular, yapısal sorunlar, çözüm önerileri başlıklı 10. raporlarını konuşacağız. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın kültür politikaları çalışmalarında 10 adet rapor yayınlanmış oldu. Bu sonuncusu toplumsal cinsiyet, tartışmalı konular, yapısal sorunlar ve çözüm önerileri başlıklı olanı Nisan'da henüz çok taze olarak yayınlandı. Türkiye'de yaratıcı sektörlerin nasıl daha eşit, adil ve kapsayıcı hale gelebileceğini toplumsal cinsiyet perspektifinden ele alıyor diyebiliriz. Konuşacak çok konu var. Hem yöntemi, hem çalışma süreci, hem neler bulundu, hem de nasıl kültür sanat dünyasının daha eşit, daha adil, toplumsal cinsiyet temelli olarak düşünülebileceğiyle ilgili de pek çok önerileri, olası yol haritaları mevcut. Dolayısıyla fazla uzatmadan ben raporun derinliklerine dalmak için sevgili konuklarıma hem hoş geldiniz diyeyim, hem de sözü kendilerine bırakayım. Başta bahsettiğim gibi 10. raporu İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın kültür politikaları çalışmaları üzerine. Bu toplumsal cinsiyetle ilgili hem belki bu raporlar neleri ele alıyor, sonuncu sözlerinde nelere nasıl bakıldı, onları konuşmak için öncelikle sevgili konuğum Özlem Ece'ye ben sözü bırakabilirim diyeyim ve tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Çok mutluyuz biz de birlikte olduğumuz için. Evet sevgili Yağmur, sizin de bahsettiğiniz gibi kültür politikaları çalışmaları 2010 yılında İKSV'nin ana faaliyetleri arasına eklendi. O günden bugüne de her yıl kültür ve sanat alanında politika oluşturulmasına aracılık edecek, veri oluşturulmasını sağlayacak araştırmalar tasarladık ve bu araştırmaların sonuçlarını bir rapor olarak 2011'den bu yana yayımladık. Aslında hedefimiz belli, daha eşit, adil bir ekosistem haline getirmek Türkiye'de kültür sanat alanını ve bunu da veriler üzerinden yapmak, sosyal bilimler disiplini içinde bu verileri oluşturmak, hareket etmek, kültüre erişim ve katılımın bir hak olduğu, temel bir insan hakkı olduğu gerçeğinden hareket ederek bütün bu araştırmaları tasarlıyoruz ve somut verilerle destekliyoruz. Bu seneki konuya geldiğimizde de bu sene İKSV'nin 50. yılı, 50 yıldır bu alanda faaliyet gösteren bir kültür kurumunun sorumlulukları da tabii giderek daha da çok artıyor. Kültür politikaları çalışmalarının da 10. raporu. Bu önemli yılı bu kadar önemli bir konuyla aslında gündeme getirelim istedik. Çünkü dünyada yaratıcı sektörlerde toplumsal cinsiyet eşitliğini odağa alan birçok araştırma var. British Council'ın, UNESCO'nun, Avrupa Komisyonu'nun yayınladığı veriler var. Ancak Türkiye'de yaratıcı sektörler özelinde toplumsal cinsiyet eşitliğini odağa alan bu konuda toplanmış somut veriler yok. Biz de öncelikle aslında bu alana katkıda bulunmak üzere yola çıktık. Kültür politikası üretilebilmesi için bu eşitsizliğin aslında kök sorunlarını, boyutlarını anlamaya gayret ettik. Dolayısıyla da bu araştırmayı bu yüzden tasarladık. Ve bu araştırmanın özgün tasarımı, ekibimizin araştırma koordinatörü Dr. Can Sezgin'in de katkısıyla bütün verileri ve süreci şekillendirdi. Kültür sanat profesyonellerine doğrudan aslında yöneldik. Eminim sevgili Itır Erhalt yazarımız birazdan daha detaylı şekilde metodolojiyi anlatacaktır. Ama bizim için bir birlikte tartışma süreciydi. Burası önemli. Kültür sanat profesyonelli olan kadınlar bu konuda ne düşünüyorlar? Durum ne? Bunu anlayalım ve bunun üzerinden önce kendimize, kültür sanat dünyasına, bu alanda çalışanlara ve devamında da kamuya yönelik kültür politikaları oluşturulması için, bu alanın göz ardı edilmemesi için somut öneriler sunalım istedik. Bu macera böyle başladı. Evet, çok güzel. Hem 50. yıl için çok önemli bir konu. Aynı zamanda bu toplumsal cinsiyet temelli eşitlik, adalet üzerine kültür sanat dünyasında Türkiye üzerinde böyle bir çalışma yapılmamış olması da bence önemli. Tekrar vurgulayayım Özlem Ece'nin söylediklerini. Buradan sevgili Itır Erhalt'a ben sözü vermek istiyorum. Biraz daha detaylı olarak kapsamı ve metodolojiyi bizlere aktarması için. Tabii çok teşekkürler öncelikle sevgili Yağmur, sevgili Ali. Burada olmak her zaman çok güzel.
Evet, aynı Özlem'in dediği gibi ya bir raporun tasarısı belki de en can alıcı kısmıdır. Ya akademik bir insan olarak sen de biliyorsun. Gerçekten hani oturup ne yapalım, kimle görüşelim, nereye bakalım, sektör hangi sektörleri seçelim. Yani bütün hepsi o önceki masa başı çalışması çok heyecan verici ve detaylı bir çalışmaydı bizler için. Üç sektörü seçtik. Sinema, tiyatro, müzik olarak. Çünkü tabii kültür sanat ekosistemi deyince devasa bir sektörden bahsediyoruz ve bir rapor kapsamında her şeye bakmamız gerçekten mümkün olmayacaktı. O yüzden seçtik ve en fazla istihdam sağlayan üç sektörü İstanbul'da ele almaya karar verdik. Birinci tercih oydu. Daha sonra metodolojiyi karar vermek gerekiyordu. Ben nitel veriye çok inanan biriyim ve ağırlıklı olarak nitel araştırmalar yapıyorum. O yüzden hani mutlaka derinlemesine görüşmeler olması gerektiğini düşündük hep birlikte. Odak grup dahil ettik ve bir anket çalışması. Bunun yanı sıra masa başı araştırması da vardı. Mesela ödüller. Bu üç alandaki prestijli ödüller kimlere gitmiş, bu sürü veriyi masa başında topladık. Bir de sahadan keyifli, güzel hikayeler topladık. Yani çoklu metodolojide bir araştırma tasarladık bu şekilde. Evet, kadın ve LGBTİ artı özelinde bu yarı yapılandırılmış saha çalışmasındaki odak grup görüşmelerine daha detaylı da yer verelim isterim ben de önümüzdeki zamanlarda. Çok çarpıcı burada söylemler var. Kendi sözlerinde yer vermek kıymetli olur diye düşünüyorum. Dediğiniz gibi 157 kadınla çevrimiçi anket çalışması gerçekleştirdiniz. Ek olarak da 18 sektör profesyoneli kadınla yarı yapılandırılmış görüşmeler ve LGBTİ artı sanatçılarla odak grup görüşmeleri gerçekleştirdiniz. Ne kadar sürdü hazırlık süreci, raporun tasarlama süreci ve tüm bu çalışmaların yapılma süreci? Biz Nisan 2022'de taze olarak çıkmış raporu gördük ama arkasında epeyce bir çalışma var. Evet, süreci de ben bir sormak isterim. Evet, ya ilk buluşmalarımız yaz sonu değil mi Özlem? Yaz sonu, sonbahardı biz masaya oturduğumuzda, Can, Özlem ve ben konuyu tartışmak için masaya oturduğumuzda. Ondan sonra da iki ay, son iki ay ağırlıklı olarak veri toplanma süreci ve bir ay üstüne de analiz süreci. Özlem yanlışım varsa düzelt. Yaz sonuydu değil mi? İlk buluşma, evet, ilk tasarım, metodolojiye karar vermemiz o zaman başladı. Uzun bir süreç gerçekten. Yani daha büyük bir kısmı biliyorsunuz hani o tasarım. Ne yapacağız, nasıl yapacağız, kiminle yapacağız ve takdim. Tabii başından burada Can'a da çok sevgilerimizi iletirim. Çünkü Can çok güzel, hani o takdim süreci, kimle yapacak, ne zaman teslim edecek, onu çok güzel takip etti ve bütün süreçte beraber çalıştık. Evet, epey burada iki konukla birlikte çıkmış bir raporun üzerine konuşuyoruz ama epey emek yoğun bir aslında süreci var. Buna da yer vermek, bunu da tekrar gündeme getirmek önemli diye ben düşünüyorum. Tekrar herkesin eline sağlık. Buradan öncelikli olarak bu çevrimiçi anket çalışmasında bulduğunuz verilere biraz değinmek isterim. Ben çok çarpıcı veriler var. Tabii burada çalışma alanlarında raporu incelerse izleyicilerimiz daha detaylı olarak başlık başlık hem odak gruplardaki alıntılara, bulgulara yer veriliyor. Hem de aynı zamanda bu çevrim içi gerçekleşen anket çalışmasından bazı verileri de bizi izlerken bir yandan da rapora ulaşmak isterlerse inceleyebilirler diyelim. Çok farklı başlıklar üzerinde rapor bunları tartışıyor. Özellikle bu ev içi emek, kadınlar arası ya da kadınlar ve erkekler arasındaki sektör içindeki eşitsizliklerden de bahsediyor. Taciz, mobbing gibi meseleler, mesleğin kendi içindeki ayrımcı, toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık mekanizmalarına yine yer veriliyor. Belki bu verilerin bazılarından bahsedebiliriz diye düşünüyoruz. Çünkü kendi seslerine, kendi beyanlarına da baktığımızda özellikle kadınlar cinsiyet temelli olarak mesleğin içinde ayrımcılığa uğradıklarını, dezavantajlı konumda olduklarını söylüyor ve oldukça çarpıcı burada veriler görüyoruz. Belki sevgili Ali bizlere yardımcı olup bazı verileri ekrana getirebilir diye düşünüyorum. Bu bulgular özelinde bazı verilerden bahsetmek ister misiniz? Özellikle şu an gördüğümüz katılımcıların pek çoğu zaten
toplumsal cinsiyet eşitliğinin olmadığını söylüyor. Hem Türkiye özelinde, gündelik hayatlarında, hem de aynı zamanda kendi meslekleri, profesyonel hayatları özelinde. Evet, ya eşitsizlik vardır dedi herkes. Bunu çok net aslında bu tabloda da görüyoruz. Tabii detaylı daha sonra anlamaya çalıştık. Yani eşitsizlik deyince özellikle ne anlıyoruz? Hangi alanlarda eşitsizlik kendini nasıl gösteriyor? Detaylı olarak onlara baktık. Hem çevrimiçi ankette hem de görüşmelerde bunu anlamaya çalıştık. Ve soruyu biraz tersten sorduk aslında. Erkek olmamak diye sorduk. Yani kadın olmak dezavantajlı mı dedik. Sonra erkek olmamak dedik. Erkek olmamak dediğimizde rakam yükseldi. O bayağı ilginç aslında. Çünkü bir an sanırım herkesin gözünün önünde erkek olmak ne kadar avantajlı geldi ve ona karşı kendilerini düşündüler. Burada tabii yani diğer sektörlerde de gördüğümüz, belki kültür sanatta biraz daha net gördüğümüz teknik alanlar ve teknik olmayan alanlar ayrımı vardı. Teknik alanlar derken ışıktır, sestir, kurgu kurgudur gibi alanlarda neredeyse hiç kadın görmüyoruz. Ve saç tasarımı, kostüm tasarımı, makyaj gibi alanlarda da neredeyse hiç erkek görmüyoruz. Ve bu alanlarda kendini ispatlamak isteyen kadınların teknik alanlarda çok daha fazla çalıştıkları, kim zaman kendi ifadeleriyle akıntıya kürek çektikleri söylendi. Ciddiye alınmak için çok büyük çaba gösterdikleri. Yani inanın ben bu alanı anlıyorum, biliyorum demek için çok büyük mücadele verdiklerini ifade ettiler. Ve tabii bir yandan da toplumsal cinsiyet beklentileri nedeniyle kadınların hem sahne önünde hem arkasında daima genç, güzel olma baskısını çok yoğun hissettiklerini, erkek meslektaşlarına göre çok daha erken yaşta sınır içinde yaşlandıkları ve cinsiyetsizleştikleri bunu vurguladılar. Biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi ev içi iş yükünün çok fazla olması nedeniyle profesyonel gelişimlere yeteri kadar zaman ayıramadıkları da hele anne olduktan sonra, çocuk sahibi olduktan sonra bazı tekliflerin onlara artık gelmediği, yani seyahat etme gerektiriyorsa, turne varsa artık hani dikkate bile alınmadıklarını vurgulayanlar oldu. Bu bahsettiğiniz çok önemli. Özellikle COVID-19 pandemisi bağlamında bu çok tartışıldı. Evden çalışmanın artmasıyla birlikte bu ev içi görünmeyen emeğin katlanarak son derece toplumsal cinsiyet temelli adaletsiz bir biçimde insanların üzerine çökmesiyle ilgili. Bununla da ilgili çarpıcı verileriniz var. Görünmeyen emekten ötürü güvencesiz çalışma biçimlerine yönlenmeleri ya da daha yarı zamanlı çalışma biçimlerine yönlenmeleri gibi. Belki Ali bizlere yardımcı olarak o verileri de ekrana getirebilir. Özellikle bu görünmeyen emekle, ev içi emek zindanıyla diyelim kadınların, aynı zamanda da kendi sektörel anlamdaki profesyonel gündelik hayatları arasında da kaybolduklarını bu verileri görebiliyoruz aslında. Bu da çok çarpıcı kültür sanat dünyası özelinde. Peki bir soru daha soracağım bununla ilgili. Kültür sanat sektörü özelinde farklılaştığını görebiliyor musunuz burada? Çünkü kültür sanat daha bazı esnek çalışma biçimlerine de uygun olan bir sektör. Dolayısıyla bunun bir dezavantaja dönüştüğünü söyleyebilir miyiz ankete verilen cevaplardan? Çok ilginç bir katılımcının çok net ifade ettiği bir konu vardı. O da kadının kendine ait bir odası halen olmaması. Yani Virginia Woolf'a atıfla hangi alanda çalışırsak çalışalım, tabii kültür sanat alanındaysak bir odaya çekilip yazmak, üretmek, pratik yapmak ihtiyacımız var. Kadınların böyle bir avantajı olmadığı vurgusu yapıldı. Yani özellikle pandemide bu biliyorsunuz çok daha derinleşti. Kapımı kapatıp işte çocuklar, diğer ne sorumluluk varsa onlar partnerime ait olsun. Ben de burada senaryomu yazmaya odaklanayım. Bunun mümkün olmadığı, neredeyse imkansız olduğu vurgusu yapıldı. Bu da sektör özelinde işte o eşitsizliklerin derinleşmesine daha da katkıda bulunmuş olabilir gerçekten.
Tekrar bu veriyi ekrana alabilirsek, çok çarpıcı da ipuçları var. Örneğin burada yaşlı bakımıyla, çocuk bakımıyla hiç ilgilenmediğini Türkiye ortalamasına göre çok yüksek bir oran söylemiş. Evet. Aslında bu emeğin dışarıdan satın alınan bir hizmet türü olduğu da örneğin kültür sanat dünyasında bize gösteriyor mu? Evet, hem bunu vurguladılar, dışarıdan alındığını ve gene de tabii o durumda da kadınların bu desteği verdiğini. Diğer taraftan da derinlemesine görüşmelerde şöyle bir veri de geçti elimize. Çocuk bakımı ve yaşlı bakımı sizin üzerinizde olduğunuzda zaten profesyonel yaşamınız bitiyor. Ve artık aktif olarak sanat üretemez hale de gelebiliyorsunuz. Yani iki taraftan yorumlayabiliriz bunu. Bir, aynen sizin dediğiniz gibi satın alındığını bu desteğin. İkincisi de tamamen devre dışı kalanlarında olduğu. Eğer satın alınamadığında ve bu yük bireyin üzerinde olduğunda. Evet, yine bir başka çok önemli konuya dikkat çekiyor bu veriler. Özellikle çocuk bakımı, yaşlı bakımı gibi bakım hizmetlerinin aslında bir tür sosyal devlet politikası olması gerekliliğini yine kültür sanatta görüyoruz ki yol önerilerinizi ayrıca konuşacağız ama sürekli odak grup görüşmeleri, odak grup görüşmeleri şeklinde bahsettik. Çok çarpıcı buradan bazı veriler de, niceliksel veriler de ortaya çıkıyor. Evet. Belki biraz onlara da değinebiliriz. Başta bahsetmiştik, 18 sektör profesyoneliyle konuşuyorsunuz yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmelerle. Kısa bir alıntı vereceğim. Türkiye'de kadın olmayı dışlanma, ayrıştırılma, erkek diline, egemenliğine, tahakkümüne maruz bırakılma, sokakta rahat yürüyememe, ciddiye alınmama, erkeklerden daha çok çalışmak zorunda kalma, susturulma, cinsel hayatının saklama baskısını hissetme ve biteviye bir mücadele içinde olma gibi ifadelerle tanımlamışlar. Aynı zamanda odak grup görüşmelerinde hem kadın hem LGBTİ artı olmakla ilgili de çeşitli sorular ve bulgularınız var. Bunlara da biraz değinmek ister misiniz? Tabii isterseniz odak gruptan başlayayım. LGBTİ artı profesyonellerle, sanat profesyonelleriyle görüştüğümüzde kadınların ifade ettikleri eşitsizliklerin, ayrımcılığın daha sert versiyonları yaşadıklarını gördük. Bunu tahmin ediyorduk ama bunu onlardan duymak gerçekten yer yer tabii üzücüydü de. Çünkü kendimize alan bulamıyoruz. Belli alanlara sıkıştırılmış hissediyoruz. Ayrımcılığa maruz bırakılıyoruz. Ötekileştiriliyoruz gibi tabii ifadelere yer verdiler. Ve bundan mesela çok enteresan benim belki daha önce düşünmediğim bir detay karşıma çıktı. Rollerin de çok cinsiyetli olması ve çok net tanımlı olması. Siz bir gidiyorsunuz seçmelere ve görünüşünüze bakıyorlar. Tamamen dış görünüşünüz nedeniyle sen şu rolü oku diyorlar. Yani sen Romeo'yu oku. Hayır diyorsun, ben Juliet'i okumak istiyorum. Ne okullarda ne de profesyonel dünyada. Buna alan bile açılmadığı vurgusu yapıldı ve bence çok çok önemli. Çünkü tamamen dış görünüşünüze, atanmış cinsiyetinize bakıp sen bu role, yok hayır bu rolü okuyamazsın bile. Bunun altını çok çizdiler. Bu bence çok önemli bir bulguydu. Yani queer dile yer verilmemesi, her zaman, kimi zaman hatta LGBTİ artı sanat profesyonellerinin bile bu dili, heteronormatif dili yeniden üreten eserlerle karşılarına çıkması ve orada daha da büyük bir sıkışmışlık hissi yaşanması. Bunun çıkış yolu olarak da alternatif mecralarda kendini yer aramak. Kendi kumpanyalarını, gruplarını, topluluklarını kurup ama bu sefer de çok küçük bir izleyici kitlesine ancak ulaşabilmek, ana akımda bir türlü yer bulamamak. Bunlar çok net ifade edildi ama bir yandan da LGBTİ artı sanatçıların kendi ön yargıları da olduğu, onların da başka topluluklara, mesela başörtülü izleyiciye karşı ön kabulleri olabildiği, bu nedenle otosansür gibi mekanizmalara başvurdukları ama bu ön kabullerin de kim zaman çok sert bir biçimde darmadağın olduğu ve kendi ön yargılarıyla yüzleştikleri, bence onlar da çok çarpıcı bulgulardı.
Kesinlikle çok çarpıcı. Özellikle bu otosansürle ilgili bulgularınız, katılımcıların anket çalışmasına, derinlemesine, odak görüşmelere katılanların kendi dillerinden ifade ettikleri çok çok önemli bulgular. Bir yandan da bahsettiğiniz gibi bu toplum içindeki kendi ön yargıları yeniden üreten de bir kültür sanat ekosistemi olduğunu bizzat göstermiş, vurgulamış oluyor. Ben tekrar bir rapordan bununla ilgili bir katılımcının deyişini alıntılamak isterim burada. Masa başına oturulduğunda LGBT'yi artı mağdur olarak gösteren, hedef alan bir sistem olduğundan yazarlar da yazı başına oturduklarında tamamen özgür olamıyorlar. İçinde queer bir ya da birçok karakterin olduğu ama bunun çok da konunun odağında olmadığı bir şey bile anlatmak için yazma özgürlüğünü kullanamıyorlar. Çünkü queer bir karakter varsa mağduriyetin öznesi olarak inşa edilmesi gerekiyor, yazarın özgürlüğünü otosansürlüyor demiş tiyatro sektöründe olan katılımcı. Burada bahsettiği queer dil meselesini, yani başka sanatlar, başka politikalar üretmek için başka dillerin peşinde koşma meselesini uzun süredir bu konuyla ilgili düşünen biri olarak biraz daha açar mısınız lütfen? Evet, yani o kadar içselleşmiş ki, hani siz de bu alanın içindesiniz. Onu derinlemesine görüşmelerde ben kimi zaman kendi derslerimde de görebiliyorum. Dil o kadar olağanlaşmış ki ve kimi zaman bir espride, kimi zaman bir ifadede. İşte o heteronormatif normlar ve erkek dili o kadar hayatımızın parçası olmuş ki bunu sorgulamıyoruz bile. Ve işte öteki hikayeleri anlatan bu tamamen tahakküm temelli dilden özgürleşmiş bir dil ve ifade biçimleri sırf tabii sözlü dil değil, sanatın her türlü ifadesi, her türlü sanatsal ifade biçimlerine alan açmak, onların mümkün olduğunu hep birlikte görmek ve göstermek sanırım hepimizi, herkesi daha özgürleştirecek. Evet, kesinlikle. Buradan bizleri daha da özgürleştirecek, sizin rapordaki deyişinizde daha eşit bir kültür sanat ekosistemi yaratmak için bu rapor neleri işaret etti, neleri vurguladı, nasıl yol haritaları çıkıyor buradan? Belki öncelikle esas bulgularınıza işaret ettiğiniz problemlere değiniriz. Sonrasında da olası yollara değiniriz. Evet, ya ben başlayayım. Özlem de tamamlar. Şöyle, tabii önce sorunları saptamak istiyorsun. Bir fotoğraf çekmek. Yani bizim yaptığımız buydu. Çünkü o fotoğrafı çekmeden politika önerilerinde bulunmamız çok anlamlı olmuyor. Yani fotoğrafı çekip sorunları saptayıp ve bizzat sektör profesyonellerinden bunları duyup onlarla bağlantılı çözüm önerileri getirmeye çalıştık. Burada belki en önemli, en çok altını çizmek istediğim bütün paydaşların bir şekilde bu sürece dahil olması gerektiği. Yani bu ne kamu kurumlarının kendi başına çözebileceği bir mesele, ne sanatçıların, ne yönetmenlerin, ne de sivil toplum kuruluşlarının, ne de izleyicinin. Ne zaman hep birlikte hareket edersek o zaman çok daha eşit, kapsayıcı bir kültür sanat ekosistemi içinde hep beraber var olacağız. Çok vurgulanan tabii o rollerdeki kalıplardı ve kalıplara sıkışmak. Sizin de çok güzel alıntıladığınız gibi, yani kadın olarak da LGBT artı olarak da belli kalıplara sıkışmış haldeyiz ve alternatif kadınlık, alternatif LGBT artı olma halleri öteki hikayeler. Öteki hikayelerin içinde engelliler, yaşlılar ve kalıplara sıkışmadan bunların anlatılması tabii burada senaryoları, oyunları yazanlar devreye giriyor ve yapılan işlerin toplumsal cinsiyet perspektifinden değerlendirilmesi. Çünkü kimi zaman da farkında olmadığımız için bu kalıpları yeniden üretiyoruz. Aa, doğru ya, hiç düşünmedim diyebiliyor mesela senarist bir arkadaşınız. O yüzden bu alanda danışmanlık alınması, yani o senaryoların, oyunların bir profesyonele gidip değerlendirilip geri dönmesi ve yapımcıların bu projeleri, kalıplardan özgürleşmiş projeleri desteklemesi, kurumların birimler kurması, bu kurumlar hem kültür sanat kurumları hem sendikalar, meslek örgütleri, orada kapsayıcılığa dair, mobbing, taciz, onları önlemeye dair birimler kurulması, politikalar geliştirilmesi. Yağmur, bence
çok önemli. Yani politika metinleri oluşturmak ve altına imza atıp arkasında durmak bence çok önemli. Bunu her kurum için önerdik. Tabii festivaller kadınların, kadın sanat üreticilerine alan açacak festivaller, destek mekanizmaları, onların kurulması, mevzuat değişiklikleri, yani sigortasız çalışma, eşitsizlik, eşit işe eşit ücret alanında yaşanan sorunlar, mevzuatta düzenlemeler yapılması ve herkesin hemen hemen vurguladığı toplumsal cinsiyet eşitliğine dair eğitimler. Ya ilkokuldan itibaren verilmeli diyenler de oldu, kurumlarda verilmeli diyenler de, SET'te verilmeli diyenler de oldu. Yani SET'in ilk günde bir araya gelelim. Burada toplumsal cinsiyet eşitliği nedir, taciz nedir, mobbing nedir, bunlar konusunda hep birlikte konuşalım, sınırları belirleyelim ve oradan devam edelim diyenler oldu. Eğitim gerçekten çok vurgulandı. Ve tabii politika geliştirmek ve bunların takibini yapmak. Yani politikaları geliştirdik, web sitemizde yayınladık, çok güzel değil. Orada bitmiyor işimiz. Takibini yapmak, ölçmek, değerlendirmek, her sene belki geri dönüp düzenlemeler yapmak, bunların çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İzleyici olarak da tabii bu kalıplara sıkışmış kadınları, erkekleri de LGBT artıları da görünce tepkimizi göstermek, olumlu örnekleri de paylaşmak bence çok önemli. Özlem, senin eklemek isteyeceklerin var mı? Çok iyi özetledin aslında. Ben de altını çizebilirim yani ekten ziyade. Özellikle paydaşlar arası iletişim ve etkileşimden bahsettin Itır. Bunu çok önemli buluyorum. Yani pandemi döneminde kültür sanat dünyası bu kadar yara almışken, şimdi yeniden yapılanıp yeniden ayağa kalkmaya çalışırken tek başına bu dönüşüm sürecinin içinden çıkması mümkün değil. Bu alanda kamusal desteğe ihtiyaç her zaman olduğundan daha da fazla şu anda. Bu alanda eşitlik ilkesiyle yeniden düzenlemeler yapılması bir yandan sektörün geneli için de ilham verici olacaktır diye düşünüyorum ben de. Yani kültür sanat alanı, evet, bir bu eşit, toplumdaki eşitsizliklerin yeniden üretilmesine sebep oluyor bir yandan. Yani bu anlamda kültürün tanımına baktığımızda o dille taşınan, kuşaklar boyunca devam eden, bu eşitsizlikleri tekrar eden bir boyutu var. Bir kere bunun farkına varmak en temel adım. Dolayısıyla da bahsettiğin gibi farkına vardıktan sonra da işte eğitim programlarıyla, kapsayıcılık politikalarıyla uygulamak, dönüşüm yolunda takipte olmak vesaire ve sektörün birbirinden öğrenmesini sağlamak. Hem kültür sanat dünyasının kişilerden başlayarak bu alanda çalışan kişilerin, bireylerin farkına varması, dönüşüm yolunda adım atması, sonra bulundukları toplulukları, kurumları dönüştürmesi ve topyekün toplumsal cinsiyet eşitsizliği adı üstünde o toplumsal dönüşüm hikayesini birlikte başarmak. Biz bir önceki raporda da belki izleyiciler hatırlarlar, ekolojik dönüşümden bahsetmiştik. Bu da bir tesadüf değil. Bu iki raporun arka arkaya gelmesi de tesadüf değil. Bu konular birbirinden beslenen, o topyekün dönüşüm yolunda birbirine güç veren konular. Biri olmadan diğeri de olmayacak. Zaten dünyada da toplumsal hareketlere baktığımızda bunların kesiştiğini, birlikte bu alan mücadelelerinin verildiğini görüyoruz. Benim açımdan, yani raporda sunulan bütün bu örnekler, bugüne kadar anlattığımız, bütün aslında kültür politikaları raporlarında dile getirdiğimiz birçok konuyu yeniden hatırlatmaya da yaradı. Kapsayıcılık konusu böyle bir konu. Bir önceki raporda da dile getirdiğimiz dönüşüm fikri bununla devam ediyor. İşte başta da söyledim aslında, bu bir tesadüf değil. Biz de mesela işte İKSV'nin 50. yılında 3 yıllık stratejisinin odağına hem bu ekolojik dönüşümü hem de toplumsal cinsiyet konusunu koyduk. Ve uzun bir yol olduğunun da bilincindeyiz. Yani bu böyle hızla atılacak adımlar var, evet, ama orada bitmeyecek. Bunun takipçisi olmak, topyekün dönüşümü hep birlikte aramak, hem kültür sanat dünyasının içinde görünür kılmak, yani festivallerin içine bununla ilgili programlar yerleştirmek, kadınları daha görünür kılmak, hem de kurumsal olarak süreçlerimizi daha iyi hale getirmek. Örneğin biz bir toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliği politikası üzerinde çalıştık
mevcut etik ilkeler bildirgemizi bu rapor da vesilesiyle yeniden gözden geçirip daha detaylı bir toplumsal cinsiyet eşitliği ve fırsat eşitliği politikasına çevirdik. Önümüzdeki günlerde web sitesinden bunu yayınlayacağız. Biz de bir öğrenme sürecindeyiz gibi hissediyorum. Yaptığımız her şeyin de sektörün diğer paydaşlarına etki edeceğini düşünüyorum. Biraz uzattım ama bir örnek de vermek istiyorum bununla ilgili somut. Mesela bu raporun karar süreci benim için 2019'dan bu yana gelen bir süreç oldu. Raporun hazırlık süreci 6 ay çok hızlı, harika bir şekilde tamamlandı. Ama bu konuyu bir kültür politikası konusu olarak nasıl ele alabiliriz üzerine alanın içinden, feminist literatürden beslenmek için birkaç yıl geçirmek gerekti benim adıma. Benim için böyle bir öğretici süreçti. Ve Wow İstanbul Festivali, geçtiğimiz dönemde İstanbul'da gerçekleştirilen, British Council Türkiye'nin gerçekleştirdiği bu Wow İstanbul Festivali, onun içinde danışma kurulu üyesi olarak yaşadığım süreç benim için çok öğretici oldu. Ve kadınların bu konuyu kültür politikası perspektifinden de tartışabileceğini idrak ettikten sonra bunu paylaşmanın önemini anladık. Festivalin paydaşlarından biri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ydi. Benim diğer bir şapkam da belediyede danışma kurulu üyeliği olmasından kaynaklı. Örneğin yerel yönetimlerin kendilerine bağlı kültür sanat kurumlarında bu hikayeyi, yani bu toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetecek çerçeveyi nasıl belirleyecekleri, nasıl politika geliştirecekleri, sektördeki, sivil toplumdaki bilgi birikiminden nasıl faydalanıp kendi kurumlarını nasıl dönüştürebilecekleri üzerine de çok çok konuşma fırsatı bulduk. Bütün bu paydaşlar arası etkileşimin devam edeceğine ben inanıyorum. Evet, çok çok kıymetli böyle bir süreç deneyimini dinliyor olmak. Bir yandan da vurguladığınız gibi bu süreç temelli olma, iletişim, paylaşım temelli olma, yeni kaynaklar, yeni diller üretme peşinde olma, bunlar da aslında bu son derece eril, heteronormatif, dışlayıcı olan sisteme karşı olarak yeni yollar peşinde olmak da aslında çok queer ya da feminist bir duruş olarak da düşünülebilir. Raporun bir başka vurgusu da burada. Hani ben de tekrar dikkat çekmek isterim. Bir yandan da bu yeni stratejiler, yeni politikalar geliştirilmesi adına kamu kurumları ve alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları için bu diyaloğun güçlendirilmesi, bu yeni yollara aslında bir işaret etme, bir hem anın resmini çekme hem de güçlendirici bir biçimde bu olası yollara işaret etme anlamında da kıymetli bir çalışma bu. Tekrar açık erişimle izleyicilerimizin inceleyebileceğini ben hatırlatmak isterim. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın kültür politikaları çalışmaları kapsamındaki 10. raporu kültür sanat dünyasında toplumsal cinsiyet, tartışmalı konular, yapısal sorunlar ve çözüm önerileri. Sevgili Özlem Ece'nin işaret ettiği önemli bence bu raporların arka arkaya böyle konularda çıkıyor olması tesadüf değil. Çünkü zaten kesişimsel bir perspektiften bu süreç temelli, diyalog temelli, paylaşım temelli nasıl başka türlü politikalar üretilebilir? Biraz bunun peşinde bu raporlar diyelim. Sıranın ne var diye sorabilir miyim son olarak? Ben başlayayım. Itır'ın sivil toplum ve akademik alandaki binbir türlü diyeceğim çalışmaları zaten devam ediyor. O genel bahseder. Bizim açımızdan geçen seneki raporun hemen arkasından yaptığımız podcast serisi sektörün geneline ulaşmak, raporun bulgularını veya tartışmaya açtığı konuları aslında bulguların da ötesinde daha da yaygınlaştırmak için çok etkili olmuştu. Bu sene de bir podcast serisi hazırlığı içindeyiz. Raporun arkasından 10 bölümlük bir seri gelecek. Onun müjdesini buradan vermiş olalım. Festivallerin ve bienallerin içinde bu konulara dikkat çeken başlıklar görmeye devam edeceğiz. Örneğin İstanbul Jazz Festivali örneğin %50 cinsiyet dengesini gözeten bir Key Change programına dahil olmuştu. Bunu görünür kılmak önemli. İstanbul Bienali geliyor. Sanatçıların ve küratörlerinin %55'i kadın. Bu çok önemli bir bulgu. UNESCO'nun da uluslararası raporlarının içine girdi. Türkiye'den iyi örnekler de var ve o iyi örnekleri görünür kılmak diyebiliriz aslında bakarsanız. Kültür politikaları bağlamında bir de İKSV alt kat, İKSV binasının alt katında yer alan malum. Özellikle çocukları ve gençleri odağına alan çalışmalar yürüten, dezavantajlı grupların erişimine odaklanan alt kat bu konuyu cinsiyet eşitliğini ve toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten programlar üretmeye devam edecek. Örneğin şimdi bir stop motion atölyesi devam ediyor. Burada da ana temalardan biri bu olacak. Bu kesişimsellik fikrini kendi yaptığımız işlerde de uygulamaya çalışıyoruz. Kültür politikalarıyla teorisini, akademik verilerini paylaştığımız konuyu dönüp kendi içimizde bir kültür kurumu olarak uygulamada nasıl tecrübe edebiliriz? Biz bunları deneyimlemeye devam edeceğiz ve önerilere de her zaman açık olduğumuzu söylemiş olayım.
Evet, buyurun. Itır Erhard'a da son bir sözü vermek istiyorum. Sırada ne var diye. Geniş bir soru, nereden evet, isterseniz. Ama inanın yani sırada anlatmak, paylaşmak, fikir alışverişinde bulunmak var. Bugün yaptığımız gibi biz de o açıdan size çok teşekkür ederiz. Çünkü bu ne kadar konuşulur, ne kadar tartışılırsa siz de bizim paydaşlarımızsınız ve hikayeyi anlatmamıza destek veriyorsunuz. Benim önümde anlatmak, paylaşmak... İsteği olan herkese de bu konuda destek vermek var. Çünkü çok güzel bir gelişme. Bana çok sayıda kültür sanat kurumu kendi kapsacık politika metinlerini yollamaya başladı bile. Ne dersin, Itır olmuş mu, iyi olmuş mu diye. Ya bu çok heyecan verici. Yani bunu düşünmeye, konuşmaya başlamak. Tabii topluluklarla, kurumlarla, okullarda anlatmak, bu önümde bunlar var. Tabii diğer akademik, sanatsal çalışmalar devam ediyor. Ama bu bulgular o kadar katman katman ele alabileceğimiz, tartışabileceğimiz bulgular ki konuşmak, tartışmak, fikir alışverişinde bulunmak isteyen herkese açığız, her zaman buradayız. Evet, tam da bahsettiğiniz gibi bu raporun çıkmış olması yetmiyor. Belki de her şey daha yeni başlıyor. Bir rapor çıkar, üzerine daha çok tartışmak, daha çok söz eklemek, belki karşı çıkmak, belki bu tartışmayı derinleştirmek gerekiyor. Dolayısıyla yapacak çok iş var diyelim. Ve tüm ekibin ellerine sağlık. Kültür sanat dünyasında toplumsal cinsiyet, tartışmalı konular, yapısal sorunlar, çözüm önerileri başlıklı İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın kültür politikaları çalışmalarındaki 10. raporunu konuşmuş olduk. Tekrar edelim, açık erişimle internet üzerinden erişebilirsiniz. Bu raporu detaylı incelemek isterseniz kalabalık bir ekip var, büyük bir emek var. Ekipten 2 kişi konuğumuzdu emek verenlerden bugün. İstanbul Kültür Sanat Vakfı Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece ve İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Itır Erhard bugünkü konuklarımızdı. Ben Yağmur Yıldırım, rejide sevgili Ali Vatansever bizlerle birlikteydi. Şehir Hepimizini izlediniz. Hoşçakalın.